Türkiye'de seçim anketinin haberi birleştiren Frekans Tarafsız Haber Barış Biner'desiniz. Avrasya anketi seçim anketi sonuçlarını daha önce açıklamıştık. Şimdi onları hatırlatacağız ama bu defa da Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçlarını Öncelikle bir hatırlayalım Avrasya anketin genel seçimdeki oy oranları ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geçeceğiz. AKP 27.4, CHP 25.6, İyi Parti 10.1, HDP 9.9, MHP 5.2, DEVA 5, Gelecek Partisi 1.3, Saadet Partisi 1, Memleket 0.8, Demokrat Parti 0.8, Türkiye İşçi Partisi 0.8, Bağımsız Türkiye Partisi 0.7, diğerleri 0.9, kararsız oy yoklar 10.3 ve kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo Avrasya anketi AKP 30.6 CHP 28.6 İyi Parti 11.3 HDP 11 MHP 5.8 Deva Partisi 5.6 Gelecek Partisi 1.5 Saadet Partisi 1.1, Memleket Partisi 0.9, Demokrat Parti 0.9, Türkiye İşçi Partisi 0.9, BTP 0.8, diğerleri 1 ve Avrasya Anket Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tarafsız haber. Barış Nerede ilk kez karşınıza geliyor. Şimdi genel seçim anketini kısaca hatırlattıktan sonra hızlıca bu arada haber 3 kaynağından tarafsız haber izleyicileri için yorumluyorum kendi tarzımda. Ben Barış Biner. Yayınlarımın devam etmesi istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İşte Bugün bir cumhurbaşkanlığı genel seçimi olsa Avrasya ankete göre Erdoğan kazanıyor mu, kaybediyor mu? İşte o sonuçları haber kaynağından aktarıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tekrar aday olsa ona oy verir misiniz diye sormuş Avrasya anket. Erdoğan'a evet oy vereceğim diyenler %33.4. Hayır Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenler %55.1. Adaylara bağlı ve kararsızım oy kullanmam diyenler %11.5. Kararsızlar 11.5 Erdoğan oy verecekler %33.4 Erdoğan oy vermeyecekler %55.1 Erdoğan'ın desteği 33.4'te kalıyor. Cumhurbaşkanı seçilemiyor. %55. Nokta kitle zaten oy vermiyor ki kararsızlardan gelecek kitleyle bu muhtemel o %60'lık muhalif bloğu yakalayıp geçecek bile. Evet Erdoğan'a seçmen oy vermiyor. Erdoğan'ın oyu kaçta kalıyor? 33.4'te kalıyor. Kararsızlarla bu muhtemelen 36-37'ye en fazla çıkabilir. Şimdi Kılıçdaroğlu muhalefetin çatı adayı olursa ona oy verir misiniz? Erdoğan karşısında sonucuna. Kılıçdaroğlu 41.1 Erdoğan 35.2 yanıtı verilmiş. Ve kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloda Erdoğan 35, Kılıçdaroğlu %41 oy alıyor. Ve Kılıçdaroğlu kararsızlar dağıtılmadan önce Erdoğan'a %6 fark atıyor. Aday olursa ki en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Kararsızın fakat büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenler kararsız kitlenin içerisinde Kılıçdaroğlu'na meyil olanlar %12.8 Kararsızım fakat büyük ihtimalle Erdoğan'a veririm diyenler kararsız kitle içerisindeki Erdoğan'a meyli olanlar 6.8. Şimdi kararsız kitle içerisinde %12.8 Kılıçdaroğlu'na %6.8 Erdoğan'a meyli. Yani kararsızlarda Kılıçdaroğlu'na destek daha fazla. tekrar oy oranlarına bakıyoruz. 41-1 Kılıçdaroğlu 35-2 Erdoğan ve kararsızlarda Kılıçdaroğlu'na meyil daha fazla. Dolayısıyla 6 puanlık fark 7-8-9'a kadar açılabilir oy kullanmam diyenler 4.1 her iki tarafa da uzak ve oy kullanmayacak kitle şimdi Geliyoruz İmamoğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu CHP'nin adayı olsun tartışması vardı ki buna Mansur Yavaş da bu tartışmanın kendisi içerisinde değil ama sevenleri aday olmasını istiyor. Ekrem İmamoğlu muhalefetin çat aday olsa oy verir misiniz? Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyen kitle yüzde 43 değerli izleyiciler tüm seçmenlerde. Erdoğan'a oy veririm Ekrem İmamoğlu karşısına diyenler 32.7 Erdoğan'ın oyu burada. 32.7'ye düşüyor ve yayının başında Erdoğan'a olan o destek çıtasının da altına iniyor. Bahsettiğimiz oy oranının. Kemal Kılıçdaroğlu karşısındaki oy oranının altına iniyor. Erdoğan 32, kılıç Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık olarak 11 puanlık bir fark var. kararsızın fakat büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenler %16.1 Kararsızdan fakat büyük ihtimalle Erdoğan'a oy veririm diyenler %6.1. Yani kararsız kitle içerisinde 6.1 Erdoğan'a eğilim varken Ekrem İmamoğlu'na eğilim %16.1 o kitlenin içerisinde. E, Kararsızların 3'te 2'si de Ekrem İmamoğlu diyor. Yani İmamoğlu 43, Erdoğan 32 iken kararsızlardan gelecek oyla bu fark İmamoğlu'nun neyine 11 olan fark 12, 13, 14'lere çıkabilir, 15'lere kadar çıkabilir. Ee, Erdoğan'a e, oy veririm 6.1 söylemiştik. Evet, kararsızların içerisindeki nötr kitle yani oy kullanmam diyenler 2.1 sadece. Yani tüm kararsızlar e, Erdoğan'a oy verirse ancak Erdoğan Kılıç İmamoğlu'nu geçebiliyor ama e, zaten kararsızların çok önemli bir kısmı Üçte ikisi Ekrem İmamoğlu diyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu 6 puan fark atmıştı. Ekrem İmamoğlu 11 puan fark atmıştı. Kararsızlar hariç neydi? Kararsızlardaki eğrim muhalefeti leyneydi. Ve geliyoruz Mansur Yavaş'taki tablo neymiş bakalım. Evet Mansur Yavaş ve Erdoğan yarışırsa Yavaş'a oy veririm diyenler %41.8. Erdoğan oy veririm diyenler %32. Ve Erdoğan ve Mansur Yavaş yarıştığı zaman kararsızları bir kenara koyduğumuzda yani kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloda Erdoğan 32, Yavaş 41 ve yaklaşık %9 oy oranıyla Yavaş Erdoğan'ı geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Mansur Yavaş daha büyük fark atıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na göre daha az fark atıyor. Lakin Erdoğan oyu Mansur Yavaş'ta 32'ye düşüyor. Şimdi tekrar Erdoğan oyunu bir kontrol edelim. Mansur Yavaş'ta 32'ye düşüyor kararsızlar dağıtılmadan önce. Ekrem İmamoğlu 32.7'ye yükseliyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman e, Milliyetçi Cenat'tan e, Erdoğan'a Mansur Yavaş'a göre daha fazla oy akışı oluyor. E, 32 e, Mansur Yavaş karşısında oy alan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu karşısında 32.7 oy alıyor. Ekra, e, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan oy 35.2'ye çıkıyor. Ve yayınımızın en başında sorduğumuz Cumhurbaşkanlığı... Erdoğan'a oy verir misiniz? Yani diğer adaylardan bağımsız olarak oy veririm diyenler 33.4 yani Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman Erdoğan 33.4'lük oy oranının bir puan üstüne çıkarken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nda daha düşük oy alıyor. Erdoğan en düşük oyu Mansur Yavaş karşısına alıyor. Lakin Mansur Yavaş 41.8, Ekrem İmamoğlu 43 oy alıyor. İmamoğlu da Erdoğan karşısında daha fazla oy alıyor. Mansur Yavaş İmamoğlu'na göre daha az oy alıyor. Fakat İmamoğlu karşısında Erdoğan, Erdoğan'ın destekçileri Erdoğan'a daha az oy veriyorlar. Buradaki değişim kararsızlardaki değişimle orantılı. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. E, Mansur Yavaş 41 Erdoğan 32 e, Kararsızım fakat büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm diyenler %19.7 Kararsızım fakat büyük ihtimalle Erdoğan'a oy veririm diyenler Mansur Yavaş aday olduğu zaman %3.4 Yani e, Mansur Yavaş aday olduğu zaman kararsızların içerisindeki kitlenin çok büyük bir kısmı e, Eğer oy verecek olursam da Mansur Yavaş'a oy veririm diyor. Kararsızlardaki Mansur Yavaş'a eğilim 4'te 3 oranında Mansur Yavaş'ın lehine Ekrem İmamoğlu'nda 3'te 2 oranında Ekrem İmamoğlu'nun lehineydi. Yavaş aday olduğu zaman kararsızlarda çok büyük bir kısım kararsız olmasına rağmen Mansur Yavaş'a daha büyük sempati duyuyor. Oy kullanmam sandığa gitmem diyenler 3.1'e düşüyor şimdi toparlıyoruz. Mansur Yavaş kararsızlar dağıtılmadan önce. Mansur Yavaş 41.8, Erdoğan 32, Ekrem İmamoğlu 43, Erdoğan 32.7, Kemal Kılıçdaroğlu 41.1, Erdoğan 35.2 ve Erdoğan adaylardan bağımsız 33.4 kararsızlar dağıtılmadan önce bu tablodan e, ne öğrendik? Ekrem İmamoğlu en fazla oyu alıyor Erdoğan karşısında. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy oranı düşmesine rağmen Kılıçdaroğlu yine kazanıyor. Erdoğan'a destek sadece 33.4 tüm seçmenlerde ve kararsızlar da eklense Erdoğan'ın %50'yi bulmayacak. İlafsız Haber Barış Biner'deydiniz değerli izleyiciler.